Evet, öncelikle hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Sizi tanıyabilir miyiz? Tabii. Kısaca. Cengiz Balmuk, Rize Pazar doğumluyum. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunuyum. 35 yıldır mali müşavir olarak kendi ofisimde çalışmaktayım. Oğlum da mali müşavir olunca kendimizi emekli ettik. Ve her sene geldiğim memleketime, sevdiğim memleketime nasıl bir katkı yaparız diye yola çıktık. Amcaoğullarım beni teşvik ettiler. Kooperatifin durumu hakkında bilgilendirdiler beni. Biz de aday olduk. Bu şekilde yola çıktık. Cengiz Bey, yani 53-8 Tarımsal Kalkınma Kooperatifine, evet, başkan adayı cumartesi olarak günü yapılacak olan kongrede adaysınız. Adayım diyorsunuz. Evet. Adaylarınızı, evet, buradan resmi olarak tabii daha önce de resmi ettiniz ama yenilenmiş olsun. Resmi olarak buradan adaylığınızı başvuruyorsunuz. Evet. Bugün Atatürk Düşünce Derneği'nde size rastladık. Böyle bugünkü gezi amaçlarınızdan öğrenebilir miyiz kısaca? Tabii ki. Kısa bir Atatürk olarak. Atatürk Düşünce Derneği en azından Atatürk yol gösterici ve kılavuz olduğu düşüncesiyle buradaki arkadaştan feyiz almak, onların bilgi ve tavsiyelerini dinlemek için buradayız. Kısaca bunu söyleyeyim. Yani dolaşıyorsunuz. Tabii. STK'ları. STK'ları dolaşıyorsunuz. Mertebe, tabii. Düşüncelerinizi fikir anlatıyorsunuz. Fikir ve fikirlerini. Peki Cengiz Bey, neden aday oldunuz? Kısaca onu da tabii, bize neden aday aktaralım. Olduk? Evet. Tabii ki şu andaki kooperatifin durumunu ileriye götürmek için aday olduk. Bunun için bir takım düşüncelerimiz ve projelerimiz var. Bugün zaten seçim manifestomuzda açıkladık maddeler halinde. Şu anda zaten panoda ve medyada, sosyal medyada dönmektedir. Aynı şekilde yarın gene bir medya kuruluşunda konuşmalar yapacağız. Orada da bunları detaylandıracağız. Kısaca bahsetmek gerekirse bir kere yani ayrıcalık olarak mesela iddialı olduğunuz, mutlaka iddialısınız aday olduğunuza göre. Tabii. Yani ben şunları bir kısa kere, bir öz olarak şunları tabii, değiştirmek için geliyorum. Kesinlikle. Diye bir şeyleriniz var mı? Şöyle, özellikle bir kere şu anda kooperatifimizin kredisi bitmiş durumda. Kredibiliteyi arttıracağız. Yeniden değerleme yapıp şirketin sermayesini arttıracağız. Bu artış sonucunda bir kredi oluşacak ve o krediyle mal alışlarımız çok kolay hale gelecek. Ucuza aldığımız malları milletimize, üyelerimize çok rahatlıkla satma imkanına kavuşacağız. Ve bu pazarda bu fiyatları belirleyen kurum olacağız. İlk başta yapacağımız şey bu. Çünkü ne yazık ki bu kurum fakirlerin üzerinde dönüyor ve fakirler üzerinden hayat buluyor. Bunu önleyeceğiz. Tüm üyelerin üyesi olduğundan memnun olduğu ve onur duyduğu bir kuruluş haline getirmenin gayreti içinde olacağız. Yapacağımız şeylerin başında gene şu anda düğün salonumuz parayla verilmektedir. Biz bunu parasız hale yapacağız. Çünkü düğün üyelerimize parasız. Sadece maliyeti ne alacağız? O anda kaç kişi gelmişse o maliyeti göre hesap edip maliyetini alacağız. Çünkü burası ortak malımız. Para almaya hakkımız yok diye düşünüyorum. Ve para almaya da gerek yok. Ha, finansmandır. Bunun finansmanı sağlamak için en kötü şeyle düğün salonunda şey yaparız, bir pano asarız, reklam panosu. Yani o reklam panosuyla bir gelir elde edebiliriz. Misal, çok basit bir şey. Evet. Yani bir katma değer yaratacağız. Bunu İnsanlarımızın cebine dokunarak değil, kendimiz bir şey üreterek bunu yapacağız. Bu düşüncelerle hareket ediyoruz. Bir kere zaten şöyle, kurum olarak kurumsal niteliğini kaybetmiş durumda. Hiçbir hiyerarşi yok. Sosyal barış yok ortada, çalışma barışı yok. Kim neye ne dediği belli değil. Bir tane marketimiz var, 28 tane elemanımız var. Markete gidin, 10 tane eleman bulamazsınız. Diğer elemanlar nerede? Cevap yok. Yani bunların bir şeye oturması lazım. Kim nerede ne yapıyor? Ve o insanlarımıza iş vermemiz lazım. Bir şeyleri hareketlendirmemiz lazım. Mesela diğer marketimiz
her ne kadar usulsüz açıldıysa da, her ne kadar astronomik rakamlarla açıldıysa da, ayrıca onun için de bir parantez açmak isterim. Hikmet Bey'in yönetiminde yapılan bu işin maliyetiyle ilgili sıkıntılar olduğunda ben vesayetleri inceledim. O vesayetler doğrultusunda 37 tane vesayet sunmak suretiyle mahkemeye sunduk. Şu anda bilirkişi de olaylar takip ediliyor. Mahkemenin dediği olacaktır. Onu beklemekteyiz o süreçte. Ona rağmen burası kapatılmamalıydı. Kapatıldı ama işçiler çıkarılamadı. Dolayısıyla orayı tekrar açacağız. Yani kolay yolu seçmeyeceğiz. Yani sizin projelerinizin içerisinde tabii, market. Şu anda yani karar verdiniz ne olursa olsun tabii, orayı açacağız. Yani market olarak açacağız. Açacağız. Çünkü tabii biz olayı yakından izlediğimiz için tabii, açacağız. Oranın kolay açılacağı ama market olarak değil de başka bir ne diyeyim, ihtiyaç üzerine. Şu anda market diye aklımızda açılacağı, ama bilmiyorum, yönetim kurulu görüşebiliriz bunları. Kapasitesi düşünülüyordu. Evet. Ama kesinlikle market olarak bakmıyorlardı şu andaki yöneticiler. Market olabilir. Şu anda aklımda başka bir şey yok aslında. Siz söylediğinizde şu anda. Yani eski yöneticilerin dediği market düşünüyorlar. Onları, fakat daha başka bir hizmet amacıyla açılacağını şu anda ileriki yıllarda söylemişlerdi. Şu anda o aklımıza geliyor. Yani siz market olarak yönetim kurulu görüşebiliriz. Bir karara bağlayabiliriz. Ama açacağız orayı. En kötü hiçbir şey yapamazsak bile kiraya vereceğiz. Bir şey değerlendireceğiz. Bir katla evet, değer yaratacağız. O bizim canımızı sıkıyor. Ben zaten denetimdeydim. Denetimde olduğum sürede onların kapatılmasını hiç istemedim. Oradan başladı zaten bizim şeyimiz. Yönetimle aramızın açılması. Açtılar, kapattılar işçi çıkaramadılar. Niye çıkaramadılar? O zaman evinizde oturun, burada ne işiniz var dedik. Yani böyle başladı biz bunların hizmetimiz. Siyasi anlamda. Evet. Başka ne yapılabilir? Dediğim gibi düğün salonu sosyal donatı alanı olarak kullanılabilir. İnsanlarımızın sosyalleşmeye ihtiyacı var. Hep beraber daha iyi kaynaşılabilir. Yani ayda veya iki ayda bir takım sosyal faaliyetler yapılabilir. Onun dışında şu andaki mevcut merkez binamız biliyorsunuz iki katı faal durumda. Diğer şeyler boş ve kullanım dışı. Oraya bir tadilat yapıp bir AVM olarak kullanabiliriz. Kendimiz de kullanabiliriz, kiraya da verebiliriz. Yani olan şeyimizi harekete geçireceğiz. Yeniden değerleme yapacağız, başta dediğim gibi. Yeniden değerleme yaptığımızda o finansı sağlamış olacağız. O finansla birlikte bir takım katma değerler yaratma yollarına gideceğiz. Mesela havaalanı açılıyor. Havaalanında bir stand kurabiliriz kooperatif adına. Evet. Yani bir takım şeyler yapılabilir. Bunlar hep o anda oluşabilecek imkanlar dahilinde geliştirebileceğimiz şeyler. Bu öğrenci burs durumları önceden var mıydı siz? Önceden var olduğunu biliyorum şimdi ama var mı? Maalesef yok. Bildiğim kadarıyla yok, veremedik. Ama verebiliriz. Bunlar zor şeyler değil. Öğrenci. Çok büyük miktar teşkil edecek şeyler değil. En azından yani yönetim olarak kendi cebimizden verse gene veririz yani. Yani öğrenciye burs verilme tabii, aşamasına gelir. Diğer genç üyelerinize böyle sigortalık herhangi bir şeylerden sigorta ile ilgili bir takım projeler var mı? Demin bahsettiğim gibi bu onu atladık herhalde. Bu Gürcü işçisine son vermek istiyoruz. Gürcülerin çayımızda çalışmasını istemiyoruz. Gençlerimiz boştayken onların çalışmalarını kabul edemiyorum. Dolayısıyla biz bu gençlerimizi mevsimlik işçi olarak alıp sigortalı olarak bu yerlerde istihdam etmek istiyoruz. İşçi lazım olduğunda vatandaşlar bize gelip kayıtlarını yaptıracaklar. Ödemelerini yapıp işçiden alıp gidecekler. Böyle bir düşünce halindeyiz. Bunu da daha çok geliştirebiliriz de. Ama bunu başlamak zorundayız. Çünkü çay fiili olarak bitmek üzere diye düşünüyorum. Gürcü'den gelen arkadaşlar kiloya getirmek için çayı bir ağaç olarak kesip götürüyorlar. Bugün işte 3-5 seneye kadar çay bile bulamayacağız. Bunun önlemini şimdiden almamız lazım. Çok geç bile kalındı. Aklıma gelenler bunlar. Evet. Size cumartesi günü yapılacak olan kongrede başarılar İnşallah. Diliyoruz. Biz de bir aksilik son olarak şunu söylemek istiyorum. Ne istiyoruz? Refah. Ne zaman istiyoruz? Şimdi. Teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum.